Arkadaşların var mı? Onlarla evet. Oyun oynuyor musun? Resim yapıyoruz, spor yapıyoruz. Buraya geldiğinden beri derslerinde bir değişiklik var mı? Kendi derslerim, kendi odamda çalışıyorum. Peki kaç yaşına kadar çocuk evinde yaşayacaksın? 18. 18. Daha bayağı var değil mi? Hasta olduğunuzda ne oluyor? Hasta olduğumuzda bakacağını doktora arıyor, doktor da evimize geliyor. Burada bir sürü arkadaşın olduğu gibi etrafınızda yaşayanlar da var. Peki komşularınızla aranız nasıl? Burada mutlaka komşularınız vardır. Üst kattaki komşu teyze bize poğaça hazırlayıp getiriyor. Ne kadar lezzetlidir o poğaçalar. Okula arkadaşlarınla mı gidip geliyorsun? Evet. Büyünce ne olacaksın peki? Diş doktoru. Diş doktoru. Evet. Çek o zaman. Aferin sana be. Kaç arkadaşsınız burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arkadaşsınız. Evet. Kahvaltılarınızı hazırlayan, yemeklerinizi yapan biri var mı? Annemiz. Bakıcı anneniz hazırlıyor. Evet. Çok güzel. Okula servisle mi gidiyorsunuz? Evet. Peki yemekler bu mutfakta mı yapılıyor? Evet. En sevdiği sebzeler ne? Ispanak. Ispanak. Aferin sana. Fıstık. Bakıcı anneler yardım ediyor mu ödevlerinde? Bence ben yapayım diyorum ona. Çünkü bu aferin. Benim ödevim. Bu çok şekermiş. İsmi ne bunun? Pampon. Pampon? Efendim? Doğum günümde arkadaşlarımı evime davet ediyorum. Ondan sonra üniversite mi okuyacaksın? Evet. Sonra da mimar olacaksın. Sonra da bizim evlerimizi yaparsın. Tamam. Çünkü sen sevilmeyecek gibi değilsin. Bence de. Tüm Türkiye'de çocuk evleri açılıyor. Çocuklar burada mutlulukla, aydınlık bir geleceğe hazırlanıyor. Bütün çocuklar sıcak bir evde büyümeyi hak eder. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Minik Kalplerle El Ele Derneği.